Yıl 2071. Türklerin Anadolu'ya girişlerinin üzerinden 1000 yıl geçmiştir. Başkanlık sistemiyle yönetilen Türkiye, doğru yönetim anlayışı ve yatırımlar sayesinde dünyanın 3. büyük ekonomisi ve teknolojide önde gelen ülkelerden biri haline gelmiştir. Asya Ticaret Birliği'nin kurucu üyesidir. Genç nüfus güçlü ülke yaklaşımının ve gelişen tıbbın sonucu olarak ülkenin nüfusu yaklaşık 240 milyon civarındadır. Ortalama insan ömrü 100 yıl olmuştur. Eğitimini tamamlayan her Türk vatandaşı ana dili dışında en az iki dil bilmektedir. Türkiye özellikle savunma sanayinde nanoteknoloji, yazılım ve uzay teknolojileri alanlarında çok ileri durumdadır. Teknolojinin ve ekonominin her alanında dünya markaları çıkartmıştır. Elektrikli otomobiller ve dronobiller yaygın olarak kullanılmaktadır. Birleşmiş Milletler'in yapısı Türkiye'nin girişimleri sayesinde değişmiş, artık hiçbir ülkenin tek başına veto yetkisi kalmamış, daha adil bir oylama sistemi gelmiştir. Güneş sistemindeki elverişli gezegen ve gezegen uydularında maden kolonileri ve araştırma üsleri kurulmaya başlanmış, Türkiye'de başarılı uzay programları sayesinde bu konuda öncü ülkeler arasına girmiştir. Asteroid madenciliği ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmiştir. Güneş sistemindeki gezegen ve bu gezegenlerin uydularındaki toprak paylaşımı, ülkelerin dünyada sahip oldukları toprakların oranına uygun şekilde düzenlenmiştir. İleri yapay zeka ve robotlar hayatımızın her alanında yer almaya başlamış, Türkiye bu konuda lider ülke konumuna yükselmiştir. Sevgili Güneş'imiz bu aralar çok hareketli değil mi? Şu anda Güneş uydularımızdan gelen verileri inceliyoruz Furkan Bey. Nedir son durum Nisa? Tarihte kaydedilen en büyük Güneş patlamaları oluyor. Şu ana kadar dünyamızı tehdit eden bir durum var mı? Hayır efendim. Şimdiye kadar dünyayı tehlikeye sokacak bir patlama olmadı. Tamam. İzlemeye devam edin siz. Furkan Bey, Uzay Teknolojileri Bakanı Mehmet Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam, bağlayın hemen. Furkancığım, hemen konuya gireceğim. Mars'ta inşa ettiğimiz Medehan araştırma üssü ne durumda? Söz verdiğimiz tarihe yetiştirebilecek miyiz? Siz hiç merak etmeyin, her şey planladığımız gibi gidiyor. Yarın gönderilecek mekikle ben de Mars'a gidiyorum zaten. Bak, tarih verdik. Mahcup olmayalım. Yetişir inşallah. Peki Furkancığım, daha sonra tekrar görüşürüz. İyi haberlerini bekliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Buyurun Furkan Bey. Ben çıkıyorum Pelin. Tamam, iyi günler. Efendim Ece. Bugün Melis'in doğum günü. Geliyorsun değil mi? İmkansız. Yarınki sınava hazırlanmam lazım. Ya gelseydin çok sevinirdim. Maalesef gelemiyorum. Görüşürüz. Alper, ne konuşmuştuk seninle? O kadar çok şey konuşuyoruz ki. Hangisini diyorsun? Alper. Babam uyarmakta haklı abi. Biyomekanik ve nanoteknoloji eğitimi alan zeki birine hiç yakışmıyor bu tarz yaklaşımlar. Sofradayken telefonla görüşmeyecektin hani. Babam bunu en son dün akşam yemeğinde saat tam 19.33'te söylemişti. Tıpkı daha önce 2897 kere söylediği gibi. Anne ya, Pınar'ın yapay zekalı bir robot olmadığından eminsiniz değil mi? Alper, konuyu değiştirme şimdi. Sofra ailemizin hep birlikte olduğu nadir yerlerden biri. Bu anları birbirimize ayırmamız gerek. Telefon konuşmalarına değil. Baba, açmazsam 50 kere arıyorlar o zaman da.
Burada da abim haklı baba. Cevap vermezse aramaya devam ediyorlar. Rekorda demin arayan Ece de 14 Ekim'de tam 37 kere aramıştı. 18:30-22:48 saatleri arasında. Ya bu kızlar neden hep abimi arıyorlar? Biraz da beni arasalar ya. Neden güldünüz? Bir kere ben abimden daha yakışıklıyım. Yalan mı anneanne? Tabii ki öyle. Bir tanem benim. Buyurun efendim. Sofrayı toplayabilirsin Hazar. Peki efendim. Başka bir isteğiniz var mı? Teşekkür ederiz. İşin bittiğinde salona az şekerli bir Türk kahvesi getirirsen sevinirim. Tabii ki Furkan Bey. Demet, tıp merkezinde durumlar nasıl? Duyduğuma göre organ yazıcılarıyla sorun yaşıyormuşsunuz. Sorma Furkan. Gelişmiş organ yazıcı prototipinde yazılımsal sorunlar var. Test üretimleri yapamıyoruz. Yeni yazıcının ne farkı var ki anne? Bu yeni yazıcıyla kol, ayak gibi çok farklı dokuların iç içe girdiği organları üretmeyi planlıyoruz Pınar'cığım. Mesela eski sistemde kalp veya karaciğer gibi çok az sayıda dokuların olduğu bir organı üretebiliyorduk. Ancak bir kol üretmek için daha karmaşık bir sistem lazım. Daha fazla doku kartuşu gerekiyor. Kolumuzda kemik, kemik iliği, kıkırdak, damar, kas, sinir gibi daha pek çok farklı doku olduğu için tek bir iç organı üretmekten daha zor ve karışık bir işlem oluyor. Ama yeni bir yazılım geldi. Onunla ilgili ilk denemeler başarılı oldu. Sizinkilerin üstesinden gelemeyeceği bir problem olmaz zaten. Öyle tabii. Ama biraz zaman kaybettiğimizde çok açık. Sayın Bakanım, Türkiye'nin istediği bütün şartları yerine getirdik. Neden hala birliğimize katılmak istemiyorsunuz? Evet, bahsettiğiniz konuları incelemeye başladık. Ama ilk bakışta yeterli görünmüyor. Bu konudaki görüşlerimizi size daha sonra ileteceğiz Sayın. Avrupa Birliği de ne kadar ısrarcı çıktı değil mi? Çocuklar, yarın yorucu bir gün beni bekliyor. Çok geç olmadan işlerimi halledip yatmam lazım. Siz de fazla oyalanmayın. Furkan, nedir o? Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak geliştirdiğimiz bir proje hayatım. Ne işe yarıyor? Beynin rüya görme merkeziyle etkileşime giriyor. Ertesi gün okulda görecekleri dersleri rüyalarında görmeleri sağlanıyor. Çok güzel bir fikir. Test aşamaları tamamlandı. Ben de hemen alıp denemek istedim. Önce Mezes kapsamındaki öğrencilere verilecek. Sonra tüm eğitim sistemine yayılacak. Harika bir şey bu. Derste anlatılan konuları daha kolay kavrayacaklar o zaman. Evet hayat. Zaten amaçlanan da oydu. Neyse, yarın yola çıkıyorsun. Bir an evvel yatıp dinlen canım. Tamam canım. Namazı kılar kılmaz yatarım. Yukarıda zamanın daha hızlı geçtiğini söylüyorlar. Dünyaya daha yaşlı döneceğiz. Benim bu konuda farklı düşüncelerim var. İçinde yolculuk yapılacak bir zamanın olduğuna inanmıyorum pek. Nasıl yani? Tıpkı havanın ve suyun gösterdiği gibi karanlık maddenin de bir direnç gösterdiğini düşünüyorum. Yer çekimine, yoğunluğuna ve içinde yol alan cismin hızına bağlı olarak karanlık maddenin oluşturduğu direnç, maddeyi hatta nötronları, protonları, ayrıca elektronları, fotonları yani ışığı vesaire yavaşlatıyor. Böylece zamanı ölçmeye yarayan cihazlarımız da yavaşlıyor. Biz de zaman daha yavaş akıyor sanıyoruz. Karanlık madde yaşlanmayı, yıpranmayı, aşınmayı hatta düşüncelerimizi bile yavaşlatıyor olabilir. Belki gösterdiği direnç ışığın belli bir hızı geçememesinin de sebebi olabilir. Çok ilginç fikirler bunlar Furkan Bey. Mars dönüşü bunların üstünde bir çalışma yapmayı planlıyorum. Kısmet artık. Yine süper buluşlarınız bizi bekliyor desenize. Sadece ben değil, bu bir ekip işi. Yapmayın. MNP bizzat sizin buluşunuz. En yüksek roket hızına çıktıktan sonra devreye giren küçük nükleer patlamalarla yüksek hızlara çıkmaya izin veren bu sistem olmasaydı, Güneş sistemi içindeki yolculukların süresi bu kadar kısalmazdı.
Burası Erdoğan Yörünge İstasyonu. Mars 1 ile görsel temas sağlandı. Anlaşıldı Erdoğan. Ekipman ve personel nakli için istasyona kenetlenme izni istiyoruz. İzin verildi Mars 1. Kenetlenme modülü hazır. Kenetlenme başarılı. Onaylıyor musun? Onaylandı Mars 1. Kenetlenme modülü istasyonla senkronize ediliyor. Nakil işlemleri tamamlandı. Ayrılmak ve MNP modülüne bağlanmak için izin istiyoruz. Anlaşıldı Mars 1. İzin verildi. MNP modülü kenetlenmeniz için hazır durumda. Mars 1. Kenetlenmenin başarılı olduğunu görüyoruz. Onaylıyor musunuz? Kenetlenme başarılı, sistemler uyumlu. Her şey yolunda. Yola çıkıyoruz Erdoğan. Anlaşıldı. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Teşekkürler. Size de kolay gelsin. Mürettebatın dikkatine. Maksimum roket hızına ulaştıktan sonra MNP modülü devreye alınacak. Ani hızlanma ve sarsıntıya karşı hazırlıklı olun lütfen. Bu MNP modülü neden yörüngede duruyor ki? Dünyada bağlanıp da kalksak olmaz mı? Olur mu hiç öyle şey? Adı üstünde, nükleer patlama. Aşırı radyasyon yayıyor motor. O yüzden yörüngede kalıyor. Dünyaya nasıl indirelim? Şu kazayı geçirmeseydin iyiydi. Çok unutkan oldu. Allah'tan yavaş da olsa iyileşiyorsun. Vay canına, şunu gördün mü? Ne kadar büyük bir patlamaydı öyle. Dünya ile kesişme rotasında ilerliyor. Bize ulaşmasına ne kadar süre var? Normalde yaklaşık 8 dakikaya kadar ulaşır. Ama bu görüntü bize gelene kadar aradan geçen zamanı hesaplarsak 3-4 dakikaya kadar gelir. Hemen dünya genelinde bir uyarı yayınlayın. Olabildiğince elektronik cihaz kapatılsın. Bizi ne şekilde etkileyeceğini hesaplayacak zamanımız yok. Mars 1'e durumu haber verin. Çabuk olun. Çabuk! Anlaşıldı Tutem. Bu ne zaman oldu tam olarak? Tutem, az önce güneşte büyük bir patlama olmuş. Büyük bir iyon fırtınası dünyaya doğru yaklaşıyormuş. Şu anda ulaşmış olabilir. İletişim kurabiliyor muyuz? Olumsuz efendim. Uyarı mesajından sonra tüm bağlantılarımız koptu. Hemen dünyaya dönelim o zaman. Belki yardımımıza ihtiyaçları olabilir. Hazan, neredesin? Şu bulaşıkları yıkar mısın lütfen? Ne yıkaması? Hizmetçin mi var burada? Aa! Git kendin yıka. Aa! Atalardan bize yadigar, bize yaz, kış, her mevsim bahar. Bin yıl önce, bin yıl sonra duruşumuz stabil hep vakar. Dilimiz değişken, dilimiz sabit. Vizyon değişken, töremiz sabit. Dil, din, bayrak, yöremiz sabit. Halk sabit ama zaman değişken. İndik attan, çıktık uzaya. Gittik fersah fersah. Öz hep aynı, 1071, 2071'de de olsa. Yolumuz bir, boyumuz bir. Canımız, kanımız, acımız, yasımız bir. Gecemiz, günümüz, yönümüz, sözümüz, gönlümüz de hep birdir bir. Ruh bana da, tandan sana da yadigar. Dur bizde gözü karalık, keşfedilmemişlere sancak gitmek. Kimsesizlerin kimsesi olmak, hiç gidilmeyen yerlere varmak. Yok yugakta durmak, yok yılmak. Bu kutlu yollar daha yürünecek. Durmak yok, durmak yok, hadi. Durmak yok, hadi yine yola devam.